Bodrum Belediyesi tarafından basında sansürün kaldırılmasının 105. yılı ve basın bayramı etkinlikleri kapsamında bir iftar yemeği daveti verildi. İçmelerde bulunan Bodrum Belediyesi Yelken Kulübü'nde düzenlenen iftar yemeğine Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Meclis üyeleriyle Bodrum'da görev yapan ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Neşeli bir ortamda geçen iftar yemeğinde ilk olarak Bodrum'un duayen gazetecisi Zeki Özkeskin bir konuşma yaptı. Özkeskin konuşmasında yıllardır gelenek haline getirdiği bu akşam yemeği nedeniyle kendisine sizlerin adına teşekkür etmek istedim. Bu konuda sözü fazla uzatmak istemiyorum ve mikrofonu başkanımıza veriyorum dedi. Yıllardır gelenek haline getirdiği bu akşam yemeği nedeniyle kendisine sizlerin adına teşekkür etmek istedim. Bu konuda sözü fazla uzatmak istemiyorum ve mikrofonu başkanımıza veriyorum. Özkeskin'in ardından söz alan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptığı konuşmada kendisinin gazetecilere çok yakın ve sansürsüz tek belediye başkanı olduğunu iddia ederek gazetecilerin yazdıkları yazılar, yaptıkları haberlerle toplumu medeniyete ya da ümmetçiliğe götürdüğünü söyledi. Kocadon konuşmasına şöyle devam etti. Biliyorsunuz bugün basın bayramımız, sansürün kalkışı ve bugün bu günler için mücadele edip basınımızı her ne kadar daha özgürlüğünü kutlayamasak da bugün aydan getirmişlere, aramızdan ayrılanlara rahmet ve siz emekçilere de bu mücadelenizden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü sizlerin bu ettiği bu mücadele aynı zamanda bireysel hak ve özgürlüklerin de mücadelesi. Yazdığınız yazılar, yaptığınız röportajlar toplumu bir yerlere götüren, ya medeniyete götürüyor ya ümmetçiliğe götürüyor. Bu için sizlerin gerçekten değeri çok fazla. Ben zaten sizlere çok yakınım. Biliyorsunuz herhalde sansürsüz tek belediye başkanı da benim. Her zaman istediğiniz zaman bana ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz röportajları yapabiliyorsunuz. Hatta bu röportajdan bir tanesi bugün Fatih kardeşimiz bize sevindirici bir haber verdi. Muğla'da birinci olmuş. Kendisini de kutluyorum. Bu arada teşekkür ediyorum. Ve sansürsüz bir basın, daha fazla demokratik bir Türkiye dileğiyle hepinize buraya katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sağ olun. Yemeğin ardından Kocadon, gazetecilerin sordukları bazı soruları yanıtladı. Bir gazetecinin Kocadon'a CHP'ye geçtiniz mi sorusuna ise tebessüm ederek Bodrum'a hayırlı olsun şeklinde cevap verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğiniz doğru mu? Bu durumda adaylığınızla ilgili ne söylemek istersiniz? Dedim ve gittim. Bodrum'a hayırlı olsun. Bodrum'a hayırlı olsun dedi başkanımız arkadaşlar.